Merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Bu akşam İncir Çekirdeği Kitap Kulübü'nde aslında çok bilinen ama bazen de kitaplarını okurken zorlandığımız bir yazarı konuşacağız. Albert Camus, bu akşamki konumuz Albert Camus'un yabancı romanı. Öncelikle şöyle başlayacağım. Tabii ki yabancı romanı ile alakalı ilk izlenimimi söyleyeceğim. Şimdi ben bu kitabı ilk elime aldığımda, daha doğrusu Veba'yı mı okusam, Yabancı'yı mı okusam, baktım Veba daha kalın bir roman, hepinizin bildiği üzere. Sayfa sayısı biraz fazla, 300 civarında bir sayfa sayısı var Veba'nın. Yabancı ise daha ince bir kitap. Yaklaşık tam 110 sayfa. Ben Can Yayınları'nın kitaplarını genelde alırım. Ya İş Bankası ya da Can Yayınları'nın çevirilerini tercih ederim. Baktım ki Veba daha kalın bir kitap olunca dedim ben yabancıyı okurum. Hatta ne olacak 100 sayfa, 110 sayfa bir günde okurum dedim. Şimdi elime aldım kitabı. Okuyorum bir sayfa, iki sayfa ama anlamıyorum. Allah Allah dedim, herhalde iyi bir ruh halinde değilim. Sonra kitabı bıraktım. Birkaç gün sonra tekrar elime aldım. 10 sayfa okudum, 15 sayfa okudum ama yine anlamıyorum. Dedim yani herhalde bende bir problem var. Yani ilk tanışmam böyle bu şekilde oldu yabancı romanıyla. Daha sonra tabii şunu da kabullenmek de istemedim yani ilk etapta. Yani anlayamadığımı kabul etmek istemedim. Bayağı direndim. Bir hafta boyunca böyle can çekiştim. Ben bunu okuyacağım. Ben bunu okumam lazım. Başaracağım şeklinde ama olmadı. İlk denemem başarısız oldu ve bıraktım. Yani yabancı romanını dedim ki daha sonra okuyacağım. Demek ki benim bu kitapla henüz tanışma vaktim gelmemiş dedim ve kabullenerek bıraktım. Daha sonra işte geçen hafta tekrardan böyle rafa gözüm gitti. Dedim ki ben yabancıyı okuyacağım. Gerçekten de bu sefer anladım. Hatta çok sevdim, çok keyif aldım ve şunu öğrendim okurken, yani yazarın mutlaka hayatına dair bir şeyleri de bilmek gerektiğini. Eğer yazarı tanırsak, yazarı tanırsanız o kitabı daha iyi anlıyorsunuz, bunu fark ettim. Ki bu süre zarfında, yani ilk okuma denememden geçen süre zarfında şunu yapmıştım ben. Albert Camus ile alakalı işte belgeseller izlemiştim, hayatını araştırmıştım. Sonra Mario Levy'nin kitap kulübünde Albert Camus'un Vebasını konuşmuştuk. Mario Levy'den Albert Camus'u ve Albert Camus'un Veba kitabını dinlemiştim. Böyle olunca tabii ki Albert Camus'un hayatına dair bayağı bilgi elde ettim. Böyle olunca yabancıyı okumakta açıkçası hiç zorlanmadım. Yani yabancıyı çok kısa bir sürede bitirdim. Ama şunu da söylemek gerekiyor ki Albert Camus zor bir yazar. Yani öyle çok kolay anlaşılabilen bir yazar değil açıkçası. Bunu da söylemek gerekiyor. Bir de şunu tabii hemen belirtmem gerekiyor. Ben burada yabancı ve Albert Camus'u konuşurken tabii bir felsefe hocası gibi konuşmayacağım. Çünkü bir felsefe eğitimim yok. Yani ben bir felsefik açıdan ele almayacağım. Hemen onu söyleyeyim. Ben daha çok bir okur olarak değerlendireceğim yabancı romanını, Albert Camus'u. Belki tarih öğretmeni bir okur olarak değerlendireceğim dersem daha doğru olur. Bunu hemen söyleyeyim. Çünkü Albert Camus'da biz şeyi görüyoruz. Yani varoluşçuluktan yola çıkarak absürt felsefenin izlerini görüyoruz. Kendisi de zaten felsefe bölümünden mezun. Dolayısıyla özellikle felsefe bölümlerinde okunan bir yazar. Üzerine tezler yazılan, araştırmalar yapılan, seminerler yapılan bir yazar. Haliyle de burada benim onu felsefik açıdan değerlendirmem haddime değil. Hemen bunu da belirteyim. Şimdi şöyle başlayalım isterseniz. Albert Camus kimdir? Albert Camus'un nasıl bir hayatı oldu ve bunun yabancı romanına yansımalarını konuşalım. Çünkü mutlaka yazarın hayatı, yaşadığı şehir, aldığı eğitim, onun o kitabı yazış sürecinde etkili. Yani yazarı tanırsanız, yazarın yaşadığı dönemi anlarsanız, işte o zaman kitabı daha keyifli hale getirebiliyorsunuz okurken. Bunu fark ettim. Albert Camus 7 Kasım 1913 doğumlu, Cezayir'de doğuyor. Bu arada da doğum günü de geçmiş oldu. Kasım ayında yakaladığımız iyi oldu. Albert Camus'u konuşmamız güzel oldu bu anlamda Kasım ayında. Albert Camus dediğim gibi Cezayir
Cezayir doğumlu. Peki Cezayir nasıl bir şehirdi o dönemlerde? Şimdi Cezayir özellikle, daha doğrusu sadece Cezayir değil, Afrika bölgesi, Afrika'nın işte çeşitli bölgeleri 1830'lardan itibaren işte İspanya'dan, Fransa'dan, İtalya'dan göçler almaya başladı. Dolayısıyla da 1800'lerden itibaren, 1830'lardan itibaren başlayan bu göçlerle birlikte Afrika'da, Afrika topraklarında ciddi bir Fransız, İtalyan nüfusa rastlıyoruz. İşte Albert Camus'un ailesi de Fransa'dan Cezayir'e gitmiş bir aile diyebilirim. Babası çiftçi, ya daha doğrusu tarım işçisi. Dolayısıyla da bu topraklara, yani Cezayir topraklarına çiftçilik yapmak için gidiyor. Şöyle bir durum var. Yine Mario Levy'den öğrendiğim bir bilgiyi de paylaşmak istiyorum. Mario Levy Kitap Kulübü'nde şöyle demişti. Aslında Albert Camus bir kara ayak. Ne demek kara ayak? Hemen zaten biz de bunu sorduk. Yani hocam dedik, kara ayak ne demek? Şimdi bu özellikle Fransa'dan Cezayir gibi Afrika'nın işte çeşitli bölgelerine giden Fransız çiftçiler özellikle siyah çizme giyiyorlarmış. Kara çizmeleri varmış. Dolayısıyla da işte tarım yaparken, tarlayı sürerken, tarlada işte çiftçilik yaparken de kara çizmeleri giydiği için bunlar kara ayak olarak anılmaya başlanmış. Haliyle de Fransa'dan Cezayir'e giden Fransızlara kara ayak lakabı takmış Fransa'da yaşayan Fransızlar. Dolayısıyla Mario Levy diyor ki aslında Albert Camus ve ailesi bir kara ayaktı diyor. Böyle ilginç bir bilgi öğrenmiştim Mario Levy'den. Tabii Albert Camus Cezayir Üniversitesi'nde felsefe bölümüne başlıyor. Felsefe eğitimi alıyor ama tabii uzun, böyle zor bir hayatı var. Biraz onlardan da bahsetmek istiyorum aslında. Annesi temizlik işleriyle uğraşıyor. Eğitimli bir kadın değil. Babası dediğim gibi Lucien tarım işçisi babası. İşte Camus doğduktan 8 ay sonra biliyorsunuz ki Birinci Dünya Savaşı patlak veriyor. Birinci Dünya Savaşı başlayınca bunun üzerine baba asker alınıyor. Babanın asker alınmasıyla birlikte bir hafta sonra kafasına bir şarapnel parçası denk geliyor ve bunun üzerine hastanede yatıyor. Bir hafta kadar hastanede yattıktan sonra babası vefat ediyor. Aslında Camus ve ailesi için zor bir süreç başlıyor. Anneanne sayesinde geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar. Anne işte temizlik işleriyle uğraşarak geçimini sağlamaya çalışıyor. Çok yoksulluklar içerisinde büyüyen bir yazar. Gerçekten de yokluk çekmiş. Mesela şeylere baktığımızda, hakkında yayınlanan işte belgesellere falan baktığımızda, hani bir tane çocukluğunda bir iki tane kıyafeti var. Çok yoksul bir mahallede yaşıyorlar. Böyle bir hayatı var. Hatta ilkokula gidiyor. İlkokula gittiğinde ilkokulda öğretmeni onu fark ediyor. Yani ruhen, kalben farklı bir çocuk olduğunu, diğerleri gibi olmadığını fark ediyor. Bunun üzerine onunla ilgilenmeye başlıyor. Anneanne ilkokulu bitirdikten sonra liseye devam etmesini istemiyor. Çünkü eve para getirmesi lazım. Yani ekonomik olarak çok zor durumdalar. Dolayısıyla okula gitmektense çalışmasını tercih ediyor anneannesi. Ancak oradaki öğretmeni, yani o ilkokuldaki öğretmeni ısrarcı oluyor. Kamunun bursluluk sınavına girmesini istiyor. Bursluluk sınavına girince kazanacağını düşünüyor. Çok ısrarcı oluyor. Hatta 2-3 kez aileyi ziyaret ediyor. Anneanne bunun üzerine direnmeyi bırakıyor ve diyor ki tamam, o zaman sınava girsin. Gerçekten de kamu sınava giriyor ve bursluluk sınavını kazanıyor. Yani lise eğitimi de böyle başlıyor. Yalnız ilkokulla alakalı şöyle bir anısı da vardı. İzlediğim belgeselde öğrendim. Arkadaşlar işte bir form dolduruyorlar. Formda şey yazıyor, işte anne baba ne yapıyorlar, ne işle meşguller. Kamu şey yazmış, ev işleriyle ilgileniyor yazmış. Arkadaşları bunu görünce, birkaç arkadaşı demiş ki ev işleri değil, senin annen temizlikçi. Bu da tabii kamuyu üzmüş. Utandım diyor anılarında. Ancak daha sonra o gün utandığım için tekrar utandım diye de yazmış. Yani böyle bir hayatı var. Dediğim gibi ailesi çok yoksul ve zor bir dönemden geçiyor. Üniversite yıllarına geldiğimizde ise, üniversitede dediğim gibi, yani konuşmamın başında da söylediğim gibi, Cezayir Üniversitesi felsefe bölümüne kazanıyor. Felsefe bölümüne kaydını yaptırıyor. Ve burada da işte okuduğu sırada özellikle kaleciliğe merak salıyor. Yani spora çok büyük bir ilgi duyuyor. Sporu çok seviyor ve kalecilik özellikle en büyük tutkusu diyebilirim.
Fakat yakasını bu zorluklar bırakmıyor. Çünkü yaklaşık 17-18 yaşındayken vereme yakalanıyor. Hatta işte tedavi sürecinde falan doktorlar şey diyor, kesinlikle yaşaması mümkün değil. Yani böyle bir teşhis koyuyorlar. Ona rağmen devam ediyor hayatına. Hatta şeyi çok seviyor. Yani yaşamayı çok seviyor. Bugünü yaşamayı çok iyi biliyor. Tutkuyla bağlı. Yani aşka da, edebiyata da, politikaya da aşırı bir tutkuyla bağlı ve dört elle sarılıyor. Anın tadını çıkarmayı biliyor, bilen bir yazar. Tabii ki varoluşçu felsefenin de biz izleri ne kadar görsek de kendisinde. Kendisi ben varoluşçu değilim şeklinde bir açıklama yapıyor. Zaten varoluşçu felsefe de şöyle nasıl diyeyim, çok karmaşık, yani çok çok dala ayrılıyor. Çok tanımlamak kolay bir şey değil varoluşçu felsefeyi. Varoluşçu felsefe genel olarak bahsedecek olursak işte 20. yüzyılda, tabii 20. yüzyıl savaş, insanların savaş gördüğü, iki tane büyük dünya savaşı gördüğü bir dönem ve bu savaşlar insanlarda büyük travmalar yaratıyor. İşte iki tane büyük savaş var. Dünyada çok büyük bir ekonomik buhran var. Biliyorsunuz ki 1929 ekonomik buhranı insanları psikolojik olarak çok etkiliyor. Bir yandan da tabii makineleşmeyle birlikte mekanikleşen bir hayat var. İşte bu makineleşme ve mekanikleşmeyle birlikte yalnızlaşan bir insan görüyoruz biz. Toplumdan soyutlanan ve topluma entegre olmakta zorlanan insan toplulukları görüyoruz. İşte bu süreç içerisinde çeşitli akımlar ortaya çıkıyor. İşte çeşitli felsefik görüşler ortaya çıkıyor. Aslında sadece felsefede değil, edebiyatta, sanatta, birçok alanda biz değişik akımların ortaya çıktığını görüyoruz. Varoluşçuluk da bu süreçte ortaya çıkıyor. Böyle bir süreçte ortaya çıkıyor. İnsanın kendini yalnız hissetmesi, topluma entegre olamaması ve bunun sonucunda yaşamı, yaşamın anlamını ve önemini sorgulamasıyla birlikte ortaya çıkan bir akım diyebiliriz. Ama biz biraz daha Camus'un felsefesini absürt felsefe olarak adlandırıldığını görüyoruz daha doğrusu. Absürt de baktığımızda Türk tarih, Türk Dil Kurumu'nda anlamına baktığımızda absürt işte saçma, aykırı, mantığa uygun olmayan şeklinde bir tanımı var. Yine Mario Levi şey diyor, Albert Camus'un absürt felsefesi için, yani aslında diyor Albert Camus başkaldırı ekolüydü diyor. Yani müthiş bir şekilde başkaldırının timsali haline gelmişti diyor ve bütün bu yaşamın anlamsızlığını ve yaşamın saçmalığını absürtlüklerle anlatmaya çalışmış bir isim diyor. Haliyle de böyle bir kendine has bir yapısı var diyebilirim Camus'un. Bu arada tabii Fransız olduğu için de bazı belgesellerde falan şey Camus şeklinde telaffuz ediliyor. Albert Camus şeklinde. Ama tabii ben öyle telaffuz etmekte zorlandığım için direkt Albert Camus diyorum. Onu da söyleyeyim, yani onu da belirtmek istedim. Bunun dışında tabii az önce de söylediğim gibi aşka, edebiyata ve politikaya böyle dört elle sarılan bir yazardan bahsediyorum. Politik hayatı da çok hareketli aslında. Bir kere kesinlikle eşitsizliğe karşı, haksızlıklara karşı bir duruşu var ve her dönemde bu şekilde yaşıyor. Yani her dönemde baş kaldıran bir karakterinin olduğunu biz görüyoruz. Hatta 1935 yılında Komünist Parti'ye üye oluyor. Ancak daha sonra işte Stalin rejiminin çok farklı olduğunu, baskıcı ve totaliter bir rejim olduğunu fark ediyor. Bunun üzerine 1937'de partiden ayrılıyor. Yani tamamen Komünist Parti'ye üye olmasının sebebi şuydu. Cezayir'de işte Cezayirli işçilerin haklarını savunmak, haksızlıklara karşı gelmek, eşit bir dünya arayışıydı. Fakat işte Stalin rejiminin uyguladığı totaliter, işte baskıcı yanlar Albert Camus'u Komünist Parti'den uzaklaştırdı ve şunu gördü. Aslında Moskova'nın Cezayir'deki insanlarla, Cezayir'deki işçilerle hiç alakası yok. Moskova bunlarla ilgilenmiyor. Bunu fark etti ve çok sert bir şekilde katıldığı toplantılarda, kongrelerde Komünist Parti'yi de eleştirdiğini biz görüyoruz. Hatta 1930'larda yanlış hatırlamıyorsam Stalin ve Troçki arasında böyle müthiş bir kavga patlar. İşte bu kavgada da komünistler ayrılır. Yani birçok parti delegelerinin ayrıştığını biz görüyoruz. Dolayısıyla da işte bu ayrımda mesela Albert Camus Stalin'in tarafında yer almayacak. Daha çok Troçki'nin tarafında biz yer aldığını görüyoruz. Yani Troçki'nin görüşlerini benimsediğini biz
görüyoruz. Böyle bir hayatı var. Tabii İkinci Dünya Savaşı bütün insanları etkilediği gibi Albert Camus'u da etkiliyor. Başlangıçta savaş başladığında daha pasif kalıyor. Pasifist bir tavır sergiliyor. Fakat işte arkadaşı Fransa'nın işgali sırasında, Fransa'nın Naziler tarafından işgali sırasında bir arkadaşı öldürülünce artık pasifist kalmaktan vazgeçiyor ve işte aktif olarak direnişte yer alıyor. Ünlü Fransız direnişinde yer alıyor. Gazete çıkartıyorlar. Tabii illegal bir gazete bu. Gazetenin yazılarını düzenliyor, bütün her şeyle ilgileniyor ve direnişe geçiyor. Böyle bir hayatı var. Savaş bittikten sonra yine Soğuk Savaş döneminde de bu şekilde bir tavır sergiliyor. Yine kendi duruşunu bozmuyor. Yani hangi felsefeye, hangi inanca ait olursa olsun mutlaka haksız gördüğü şeyleri eleştirmekten asla vazgeçmemiş bir isim diyebilirim Albert Camus hakkında. Şimdi biraz da yabancı romanına gelmek istiyorum aslında. Yani Albert Camus hakkında az çok fikrimiz olmuştur diye düşünüyorum. Albert Camus'un yabancı romanı 1942 yılında yayınlanır. Biliyorsunuz hemen savaş başladı. Savaş başladıktan sonra yayınlanmış bir roman. Yani savaşın o yarattığı olumsuzluklar ve yaşanan stresle birlikte o dönemin şartlarında çıkmış bir roman diyebilirim. 1942 yılında yayınlanan roman inanılmaz bir şekilde okunuyor. Yani hem Fransa'da hem de dünyada en çok okunan romanlar arasına giriyor. Hatta çağını aşıyor. Günümüzde de yani çok okunan romanlar arasındadır yabancı romanı. Çok beğeniliyor. 1940'larda, 50'lerde, 60'larda hem Albert Camus hem de yazdığı eserler hem çok tartışılan hem de çok okunan eserler arasına, çok okunanlar listesine girmeyi başarıyor. Peki yabancı romanını bu kadar farklı kılan ne? Bu kadar etkili kılan ne? Şimdi yabancı romanında biz toplumdan soyutlanmış, topluma entegre olamayan, toplumun ahlak kurallarına göre yaşayamayan bir karakter görüyoruz. Suskun, düşüncelerini başkalarına açıklamayı sevmeyen bir karakter karşımıza çıkıyor. Ancak bu karakter şöyle bir özelliğe de sahip. Düşündüklerini asla yalanla ifade etmiyor. Dosdoğru bir şekilde söylüyor. Mesela kız arkadaşı diyor ki ona beni seviyor musun diyor. Aslında bunun cevabı hayır diyor. Yani seni sevmiyorum diyor. Bunu bile söyleyebiliyor. Asla yalana başvurmuyor. Olduğu gibi yaşıyor. İnandığı gibi yaşıyor hayatını. Hatta annesi vefat ediyor. Annesi vefat ettiğinde işte o sırada mesela ağlamıyor. Ağlamaması insanların çok garibine gidiyor. Normalde bir kişinin annesi vefat ettiğinde ağlaması gerekiyor. Neden ağlamıyor? Mesela bu yüzden çok eleştirilecek. Hatta mahkemeye çıktığı sırada ağlamadığı için yargıçlar tarafından sorguya çekilecek. Yani neden annenin tabutunun başında işte sigara içtin, sütlü kahve içtin, niçin diğer insanlar gibi ağlamadın diye mesela yargıçlar tarafından çok sert bir dille eleştirilecek. Hatta ruhsuz olmakta, insanlıktan nasibini almamakla suçlanacak. Böyle bir karakterimiz var bizim. Yine Fransızca belgeselde izlediğim şekilde Mersul şeklinde ifade ediliyor. Karakterin ismi Fransızca telaffuzu Mersul şeklinde. Dolayısıyla Mersul yani bizim baş karakterimiz aslında basit bir adam. Çok günlük hayattan keyif almaya çalışan, rutin bir hayatı olan bir isim. Fakat işte dediğim gibi asla yalan söylemekten hoşlanmayan, inandığı gibi yaşamaya çalışan, dosdoğru olduğu gibi yaşamaya çalışan bir isim. Yani o toplumun değerlerine, toplumun ahlak kurallarına, toplumun baskıcı yapısına baş kaldıran bir isim. Bu karakter tabii çok seviliyor. İlk ortaya çıktığında roman 1940'lı yıllarda. Hatta o kadar çok seviliyor ki bir ikon haline geliyor Albert Camus. Bir bakıyorsunuz ki Albert Camus'un resimleri yapılmaya başlanıyor. Portreleri yapılıyor. Onun dışında dövmeleri yapılmaya başlanıyor. İnsanlar Albert Camus'un dövmelerini yaptırmaya başlıyor. Yani Albert Camus artık bir başkaldırı ikonu, başkaldırı sembolü haline geliyor. Hatta biz şunu da görüyoruz. Yani çizgi roman sanatçılarından rock yıldızlarına kadar bir seven kitlesinin olduğunu, onu sahiplenen bir kitlenin olduğunu görüyoruz. Mesela şey çok ilginçti. Patti
Patti Smith bir şarkısını mesela ona itham etmiş. Yani böyle bir yapısı var. Yani daha doğrusu Albert Camus'un böyle bir etkisi var diyebilirim. Yani duvarlarda, her yerde resimlerini görmeye başlıyoruz. Özellikle bu roman yayınlandıktan sonra diyebilirim. Baş karakterimiz her zaman dediğim gibi doğruyu söylüyor. Ne hissediyorsa onu söylüyor. Adeta bir dürüstlük sembolü haline geliyor. Tabii insanları da bu etkiliyor. Yani bir hakikati anlatmaya düşkün bir asi olarak görülüyor ve böyle olunca da hem roman hem de romanın yazarı müthiş bir şekilde ilgi görüyor diyebilirim. Yani 1960'lardan itibaren mesela marjinal kitleler, işte liberaller, rock yıldızları adeta kendini bu yabancı romanındaki karakterle özdeşleştiriyor ve dolayısıyla da ona sahipleniyor. Haliyle de baş kaldıran bir isim dediğimizde, baş kaldıran bir yazar dediğimizde ilk akla gelen isim artık Albert Camus olmaya başlıyor. Onun dışında kitapla alakalı benim ilgimi çeken yanlar, baş karakterimiz, kitaptaki baş karakter bir kişiyi öldürüyor. Bir araba öldürüyor. Mahkemeye çıkıyor tabii ki, yargılanmak üzere, ama şu ilginç, yaptığı fiilden dolayı, yani yaptığından dolayı yargılanmaktan ziyade bir süre sonra yargıçlar tarafından farklı olması yargılanmaya başlıyor. Yani neden ağlamadığı mesela, annen öldü, neden ağlamadın? Bu sorgulanmaya başlıyor ve bütün mahkeme bunu tartışmaya başlıyor. Dolayısıyla aslında burada yargılanan, işlediği suçtan dolayı yargılanan bir adam görmüyoruz da, ruh dünyası farklı olan, toplum gibi düşünmeyen, dolayısıyla da toplum gibi düşünmeyen, farklı olan bir insan yargılayan, yani farklı olduğu için yargılanan bir insan görüyoruz biz burada diyebilirim. Yani ilgimi çeken bu yanlar. Yine aldığım notlara da biraz bakmak istiyorum. Birkaç daha ekleme yapıp ondan sonra toplantımızı, seminerimizi bitirmek istiyorum. Mesela şöyle yazıyor. Romanın baş kahramanı şöyle söylüyor. Bir yerde o ilgimi çekmişti. Yargılamalar sırasında hissettiklerini şöyle dile getiriyor. Ruhumun mercek altına alındığını ve hiçbir şey bulamadıklarını söylüyorlar. Aslında ben de ruhtan da eser yokmuş, insanlıktan da diyor. Yani biz burada yargıçların, mahkemenin bu karakterin, bu adamın ruhunu sorguladığını görüyoruz. Bir şey daha vardı, onu da not almışım. Benim en temel toplum kurallarını bilmezden geldiğim, bu toplumda işimin olmadığını, üstelik en basit tepkilerden bile habersiz olduğumu, insan kalbine sığınmaya da yüzümün tutmayacağını ilan ettiler diyor. Yani beni insanlık dışı olmakla, topluma ayak uyduramamakla yargıladılar diyor. Dolayısıyla da bu tespitleri not almışım. Bir de diyor ki yine karakterimiz, herkes imtiyazlıydı bu dünyada. İmtiyazlılardan başka kimse yoktu. Ötekileri de günün birinde mahkum edeceklerdi. Eğer adam öldürmekle suçlanıp da annesinin cenazesinde ağlamadığı için idam edilirse bir adam ne çıkar bundan diye tepkisini de karakter artık kitabın sonlarına doğru şey yapmaya başlıyor artık. Tepkisini de koymaya başlıyor. Mesela şey geliyor, cezaevinin işte papazı geliyor. Diyor ki tövbe etmek ister misin? Diyor hayır diyor. Papaz çok şaşırıyor. Ama diyor senin durumunda olan herkes diyor tövbe eder diyor. Sen niye tövbe etmek istiyorsun? Yani şeyde diyor ki, karakterimizde diyor ki, ya ben herkes gibi yapmak istemiyorum diyor. Ben hayatımın son saatlerini bu şekilde sizinle geçirmek istemiyorum diyor. Ve bunun üzerine de mesela yargılanıyor. Bunun üzerine de tabii eleştiriliyor. Bu şekilde diyebilirim. Yani okurken böyle bizi bayağı düşündürecek, etkileyecek bir kitap diyebilirim. Ben yabancı romanını bitirdim. Şimdi vebayla devam ediyorum. Veba bence daha akıcı diyebilirim bu anlamda. Daha hızlı akan, daha hızlı okunabilen bir kitap. İki kitabın da ortak özelliği bu arada Cezayir'de geçiyor olması. Tabii biliyorsunuz ki Albert Camus Cezayir doğumlu. Haliyle de iki büyük eserinden, ya daha doğrusu eserlerin içerisinde iki kült eseri, yani iki kült yapı Cezayir'de geçiyor. Hatta Veba romanını okuyanlar bilir. Burada Oran şehrinde geçer. Yani Oran şehrini anlatır. Oran şehriyle de alakalı hemen şunu söyleyeyim. Ondan sonra bitireceğim. Şimdi Oran şehri tabii çok burada
okuyanlar bilir, çok böyle kasvetli, ruhsuz bir şehir. İnsanlar o kadar artık bohem yaşıyorlar ki hiçbir amaçları yok, gayeleri yok. Hatta ben zaman zaman paylaştım. Yani renksiz, ruhsuz ve ağaçsız bir şehir olarak tanımlıyor bu burada yazar Oran şehrini. Oran şehri şöyle, Albert Camus evlendikten sonra Oran şehrinde yaşıyor bir müddet. Kayınvalidesi ve kayınpederiyle birlikte. Tabii çok ekonomik sıkıntılar çekiyor. Kayınvalidesi ve kayınpederiyle yaşadığı yıllar onun çok böyle ruhsal açıdan zor zamanlar geçirdiği dönemler. Maddi olarak da çok zorluklar yaşıyor. Eşi öğretmen, eşinin sayesinde geçinmeye çalışıyorlar. Haliyle de yani Oran şehriyle de öyle bir bağlantısı var yazarın. Dolayısıyla da Oran şehrini seçmiş olması da tabii ki tesadüf değil diye düşünüyorum. Bunun dışında benim elimde Albert Camus'un yolculuk günlükleri var ama henüz okumadım. Okuyacağım sırada. Yine Ters ve Yüzü diye bir kitabı var bende. Bir de Düğün, Bir Alman ve Dosta Mektuplar var. Bunlar hep okunmak için bekliyorlar. Şu anda Veba'yı okuyorum. Bir de tabii Düşüş romanı var. O da çok tavsiye ediliyor. Yani onu da alacağım. Sipariş verdim, hatta gelecek. Düşüş romanı da okuyacaklarım arasında ama tabii birazcık da korktuğum bir roman. Çünkü yorumlara falan baktığımda şey diyor, yani hiçbir şey anlamadık, anlaşılması çok zor falan diyorlar ama yabancının üstesinden geldiysem herhalde Düşüş romanını da okuyabilirim diye düşünüyorum. Aklıma gelenler şimdilik bu kadar. Umarım siz de Albert Camus'la hayatınızın bir evresinde tanışırsınız ve kitaplarını okuma fırsatı yakalarsınız ve bu fırsat sayesinde de Albert Camus'u tanımış olursunuz. Teşekkür ederim katılan arkadaşlara. Şöyle bir bakayım, sorular var mı? Soruları çünkü çok takip edemedim. Varsa evet, yabancı romanı, kitabı tekrar gösterir misiniz demiş Ayşe Nur Hanım. Evet, gösterdim yabancı romanını. Bu şekilde kitap fiyatları biraz arttı. Biraz değil, baya arttı biliyorsunuz ki. Dolayısıyla da ben bazen şey yapıyorum. Nadir kitaptan alıyorum, ikinci el alıyorum. Yani mesela şey olanlar ikinci elinde alabilirler bu kitapların. Evet, bir yorum gelmiş. Paul Sartre'in öncüsü oldu. Evet, varoluşçuluk felsefesi o şekilde ama ben tabii varoluşçuluk hakkında açıkçası çok bir bilgim yok. Dolayısıyla da o konuya çok girmek istemiyorum. Varoluşçuluk ve felsefe konusuna artık felsefe okuyan arkadaşlar girsinler. Ben o konulara hiç girmeyeyim. Ben tamamen Albert Camus, yabancı ve tarihsel süreci biraz anlatmaya çalıştım. Dolayısıyla da burada noktalıyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.